Evet, bugün biraz DevOps konuşalım. Şimdi normalde masa üstümüzde ne güzel derliyoruz değil mi? Bu DevOps filan konuları da nereden çıktı? Masa üstümüzde derliyoruz, bir tane alt file çıkarıyoruz. Oh, gönlümüze göre bir zip yapıyoruz. Patrona gönderiyoruz, al sana release diyoruz. Sahaya da bunu yükle. Hadi önce de bir test birimine gitsin. Biraz cihazlarda testler yapsınlar. Ama son derlenen şey benim laptopumdan çıkıyor. Böyle değil mi normalde? Hele hele gömülü sistemlerde, özellikle küçük firmalarda, orta ölçekli firmalarda genelde işler bunun gibi yürüyor. DevOps konusu, Continuous Integration konusu. Tabii ki öncelikli olarak gündeme nereden giriyor? Yukarıdan, high level'lardan geliyor. Yani sunucu tabanlı yazılım yapan şirketler ürünlerini geliştirirken bu tarz teknolojileri öncelikli olarak zaten icat etmiş oluyorlar. Kullanıma geçirmiş oluyorlar. Kendi işlerini kullanıyorlar. Backend yazılımları olsun, işletim sistemlerinin release'lerin çıkması süreçleri olsun. Bu high level dünyada bu işler zaten pişiyor, olgunlaşıyor ve günün sonunda gömülü sistemlerinde kapısını çalıyor. Buna direnmek, buna hayır demek, buna hayır efendim ben laptopumdan derlerim, paketimi kendi ellerimle yaparım. Efendim sonra da teste kendi ellerimle USB ile teslim ederim filan gibi yaklaşımlar tabii ki tarih olmak zorunda. Ya bu eski yöntemleri tarih edeceğiz ya da kendimiz tarih olacağız arkadaşlar. Yani ayak uydurmamız lazım. Şimdi bu DevOps'un bileşenleri neler? Normalde ben masa üstünde yaptığım bir derleme işleminin bir sunucu içerisinde yapılmasından mı ibaret? Biraz onları konuşalım. Şimdi build etmek öncelikli olarak DevOps, hani pipeline deniyor ya, boru hattı diyorlar ya, bol bol. Duyuyorsunuz, okuyorsunuz, görüyorsunuz bu ifadeyi. Bu boru hattındaki bazı stage'ler var, adımlar var. Bu adımlardan bizim uygulamamızın build edilmesi sadece adımlardan bir tanesi. Bu test otomasyonuyla da alakalı ilişkili bir kısmı da var. Bu işin ilişkilendirilebilir. Normalde masa üstümüzde yaptığımız fonksiyon testlerin bazı test panellerinde otomatik bir şekilde yapılması mümkün. Aynı zamanda build etmenin dışında biz uygulamamızda eğer birim testler, fonksiyon birim testleri de yer vermişsek, işte CPU test, Unity vesaire frameworkler kullanarak ne olmuş olacak? Unit testlerimi de build aşamasının akabinde fonksiyon testlerin öncesinde devreye alabileceğim. Yani bu boru hattı dedikleri şeyi sıralı bir şekilde otomatize etmemiz mümkün. Ya iyi güzel bir Python projesinde, bir Node.js projesinde bunlar zaten tık 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 next 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 zaten kolay bir şekilde yapılıyor. Bir Go projesinde unit test zaten çocuk oyuncağı. Bunların efendim bir Docker emoji içerisinde bir Go environment'ın çalışması çocuk oyuncağı. Onun bir Jenkins içerisinde stage'lerinin çağrılması çocuk oyuncağı. Evet. Zaten bu oyuncaklar ilk olarak işte bu backend yazılımlarının olduğu dünyalarda çıktı. Onlar için tabii ki şu an çok çok kolay. Onlar için de ilk başlarda zordu bu işler. Kuralları belli değildi. Belli bir açıdan şanslıyız diyebiliriz yani. Neden? Çünkü kuralları oturmuş, oturulmuş, tartışılmış bir artık DevOps katmanlarının netleştiği bir dönemde artık gömülü sistemler de bu iş bizim için de olabilir deme cüretini kendinde bulabiliyor. Artık gömülü sistemlerde de DevOps, Continuous Integration projelerin olmazsa olmazı haline geldi. Belki geç başlatılabiliyor. Benim kendi özelimde olduğu için hani bilen dinleyen arkadaşlar gülmesin Murat. Anlattığınla yaptığın tutmuyor diye. Evet, projelerin belli aşamalarında hemen başında devreye alamıyor. Bilirsiniz belki. Bazı aksaklıklar, eksiklikler olabilir. Ama
eninde sonunda belli başlı ihtiyaçları gidermek için özellikle belki bazı özel sertifikalar, bazı özel anahtarlar, özel anahtarlar belki ancak bu derleme süreçlerinin continuous integration sunucularında yapıldığı aşamada belki devreye gireceği bir güvenlik çabası içerisinde olabilir firma ve sizi bu zorlar. Yani eliniz mahkum uygulamayı müşteriye çıkabilmek için o sunucuda derlemeniz gerekir. Abi derleyeceğiz de. Arkadaşım dedik ya biz öyle Python kodu göndermiyoruz ki müşteriye. Ne gönderiyoruz? Belli bir işlemcinin belli bir işletim sistemini desteklediği, belli bir SDK versiyonunu desteklediği, belli bir donanım için derlenen bir uygulama gönderiyoruz. Bizim işimizin çetrefilli olması zaten donanım bağımlılığıyla ve işletim sistemi çeşitliliğiyle alakalı. Siz bugün artık, bugün Jenkins'in kullanılabileceği veya CircleCI kullanılabilir veya GitLab kullanılabilir. Bu kullanılacak Continuous Integration sunucuları, yazılımları artık öyle bir noktaya geldi ki gömülü sistemlerde rahatlıkla SDK'larını uzak sunucularda çalıştırabilecekleri, tetikleyebilecekleri kolaylıkları elde ediyorlar. Örneğin Jenkins için bazı agentlar, agent kavramı, mod kavramları var Jenkins'le ilgili ilgilenirseniz veya GitLab'ın runner kavramı var. Bu sizin spesifik SDK'nızın kurulu olduğu, framework'ünüzün kurulu olduğu, sizin tool chain'inizin kurulu olduğu donanımınıza özel, sizin donanımınıza özel derlemenin yapılabileceği bir sunucu kurulumunu bağımsız bir şekilde yapıyorsunuz. Buna artık kullandığınız CI tool'a göre agent denir, runner denir. Farklı bir sunucuya siz bu bir Docker imajı içerisinde koşabilir veya bir sanal Linux içerisinde koşabilir. Onu bir agent olarak kurulumlarınızı yaptığınızda artık sizin RTOS veya Embedded Linux derlemelerinizi yapabilecek hale geliyor. Aynı zamanda Continuous Integration buradaki pipeline'ı da yönetebilecek duruma geliyor. Bu özel agentları veya runner'ları kullanarak. Evet. Şimdi bunu derlemek sadece bir stage, bir aşama. Tabii bu arada derleme için kullandığınız büyük tool'ların runner veya agent denen continuous integration sistemleriyle birlikte çalışan o sizin kurumlarınızı içerecek sunucuların aynı zamanda bir build, genel geçer bir build tool'la projenizin derleniyor olması belki işinizi kolaylaştırabilir. Yani CMake gibi, AutoTools gibi veya Gradle gibi. Eğer build tool'lar kullanıyorsanız, örneğin Jenkins'te onun eklentilerini bulacaksınız veya Jenkins file içerisinde CMake generation veya CMake build adımlarınızı çok rahat tanımlayabileceksiniz. Ama şart değil, sizin uzaktaki agent'ınızın içerisinde gerekli kurumlarınız varsa, kendinize özel bir build tool'unuz varsa projenizin tanımlanabilir. Bunu commit satırından derlenebiliyor olması lazım. Yeter ki siz projenizi idenizde kullandığınız şekliyle bir özel commit satırının spesifik sizin artık müşteri firmware'inizi set edeceğiniz, hangi SDK'yı kullandığınız versiyonu set edeceğiniz, normalde GUI üzerinde yaptığınız çalışmaları, GUI üzerinde yaptığınız konfigürasyonu komut satırında yapabiliyor hale gelmeniz lazım. CMake kullanıyorsanız zaten bu işin doğasında var veya AutoTools kullanıyorsanız. Yani Configure Make Install çetesinden bahsediyorum AutoTools derken veya Gradle bu Android projelerinde kullanılan bu tool'lar zaten sizi hem idenizi arka planında rahatlıkla çalışırken hem de commit satırında Jenkins file'ınızın içerisinde rahatlıkla set edilebiliyor. Yani genel geçer build tool kullanmak
bu işe Bismillah demeyi kolaylaştırıyor. Şimdi onun dışında tabii bakın bu bir kültürle geliyor. Yani DevOps sadece bir teknoloji katmanları değil üst üste. Yani nasıl Agile bir tek Jira yazılımını kullanmak demek değilse arkadaşlar. Yani DevOps aslında yine bu Agile kültürünün de bu arada bir parçası bu. Bir zorlaması diyeyim. Sadece bir tool'ların üst üste hop biri hep beraber kullanılması veya bir test otomasyonu ibaret değil. DevOps bir kültür meselesi aynı zamanda o şirket için. Çünkü birden bir tool setinin pek çok ekip tarafından farklı parçaları farklı yüzdelerle ve derinlikte kullanılıyor olması lazım. Şimdi siz bu tool'ları ve fonksiyonların birim testleri için, unit testleri için bu DevOps'un bu tarafına ağırlıklı bilgi birikiminiz sağlıyorken sizin test biriminiz ise fonksiyonel testlerin bu DevOps pipeline'ına nasıl otomatize edilerek katılabileceği yönünde kafa yorması gerekiyor. DevOps sadece belli başlı yazılımların bir arada kullanılması değil, bu belli başlı yazılımların farklı proje ekipleri veya farklı departmanlarca hep birlikte bir uyum, ambiyans içerisinde kullanılmasını da gerekli kılıyor. Yani DevOps sadece DevOps değil, DevOps yani bir şirket kültürü gibi bir şey de olması lazım. Herkesin orada okey arkadaşlar. Yani şirketin politik olarak benimsemesi, grupların da neresinden kim ne kadar tutacağı noktasında bir sıkışma yapmış olması gerekiyor ki bu pipeline sağlıklı bir şekilde ayakta kalsın. Çünkü bu pipeline bir proje süresi boyunca bile çok darbe alacak. Çok yara alacak. Neden? Proje içerisinde çünkü Agile ne bazı bir değişime ayak uydurmak, değişime direnmek değil. Agile değişime ayak uydurmanın kendisi. Yani ayak uydurmaya direnme değil. Eski Waterfall'daki gibi. Waterfall'da ne diyor? PMI ne diyor? Proje yöneticisi değişime direnir diyor. Yani değişimi belli bir direnişle onu azaltmaya çalışır değişimi. Benim bildiğim okuduğumdan hareketle bunu söylüyorum. Ama Agile tam tersi ve bu Agile kültürünün bir parçası olarak DevOps'un içerisindeki bu pipeline'a kadar projeniz ilerliyorken bu değişimi hissetmek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin sizin projeniz ilk başta A işletim sistemini çalışsın istemiyken bu aynı kod B işletim sistemini de desteklesin diye bir isterle karşınıza çıkılabilir. A1 donanım işlemci versiyonunu desteklerken aynı serinin A2 versiyonunu da desteklesin diye sizin müşteri isterleriniz değişebilir. Bu sizin pipeline'ınızı da genişletmeniz ve güçlendirmeniz, bakımını sürekli yapmanız anlamına geliyor. Şimdi birim testleri yaptık, fonksiyonel testler yaptık, test otomasyonu da devreye girdi, test biriminiz de var. Ne güzel, ne şanslısınız. Sonra bir statik analiz de örneğin yapıldığını düşünün kodunuza veya öncesinde. Aslında öncesinde yapılması daha iyi olur değil mi? Fonksiyonel testlerden veya unit testlerden. Statik analiz yapılması. Statik analiz yapılması da nedir? Kodunuz için belli başlı kalite hedefleri vardır. Belli başlı kalite hedefleri vardır. Sizin takip ettiğiniz bir coding rule vardır. Kural seti vardır. Ve onlar için de sizin bir yüzde hedefiniz vardır. Şu yüzde şu kadar uymak istiyoruz bu kurallara gibi. Veya şu kadar minör hatanın, şu kadar minör bug'ın üzerinde bak olmamalı bu release'de diyeceksiniz mesela. Mesela. Bütün bu tarz şeyleri de anlamanız için ne olur masa üstünde sonar gibi sipip çek gibi şeyleri çalıştırıyorsunuz. Belki zaten. Ama bu da DevOps'taki Continuous Integration'da boru hattında bir adım olarak eklenebiliyor. Jenkins sipip çeki de destekleyebilir, sonar küpü destekleyebilir veya GitLab'ın runner'ını kullanıyorsunuz, GitLab kullanıyorsunuzdur. Orada pipeline'ı ekleyeceksinizdir. Bitmiyor. Ardına bir dokümantasyon yaptınız, doksijen kullandınız diyelim. Bunun otomatik generate edilmesi.
Evet, normalde sen onu masa üstünde yapıyorsun ya, DocsWizard'ı açıyorsun. Bir doküman generate ediyorsun. Sen DocsGenebre'de comment yorum satırlarını aldın ya fonksiyonların üzerine. Evet. Belli başlı HTML dosyaları doluşturdun. Bunun indexe HTML ve diğer HTML dosyaların generate edildi. Biliyorsun DocsWizard'la yapıyorsun masa üstünde. Bunun da otomatize edilmesi lazım. Bu da komut satırından yapılıyor zaten. Komut satırından yapılan her şey eninde sonunda ne oluyor? Bu pipeline'a dahil olabiliyor. Bir dokümantasyon generate edilmesi de pipeline'a dahil edersin. Değil mi? Sonra boyut aşamasında derlediğin kütüphanelerin, out file'ın, executable'ın veya örnek source kodlarının bir yere eklenerek bir release paketinin oluşturulmasını istemelisin. Paket oluşturma aşaması. Uygulama bir paket haline gelecekse bu paket oluşturmak için de bir adım ekleyebilirsin. Yani dev paketi mi oluşturursun, zip olarak mı oluşturursun? Ne yapmak istersen. Evet. Burada Docker imajlarını da kullanmak çok önemli. Elin kolun oluyor Docker imajları. Docker'ın faydası nedir? Sanal makineye göre daha az kaynak tüketimi yapar, özellikle Linux host üzerinde. Container'dır, yani sanallaştırma değildir de virtualization değildir. Container'dır, ayrı bir teknolojidir ama senin günün sonunda boş ver, aynı işe yarıyor. Yani VirtualBox da sen sanal Ubuntu kurmak yerine Linux host'un üzerinde bir Docker Ubuntu base'de bir Docker imaj kurmak çok daha pratik faydaları var. Bununla da tanışmış olacaksın. Şimdi bir sürü katman var arkadaşlar. Bunları hangi birini öğreneceksin ya diye bir şey yok. Bir yerden başlamanız lazım. Bir noktadan başlamak lazım. Buna da en kolay, bu işlere de en kolay adapte olacak insanlar Linux işletim sistemini en rahat kullananlar olacak aranızda. Linux işletim sistemini ve özellikle Server Linux kuran, kaldıran, oynayan, kendi ihtiyaçlarını bazı Server Linux'lar içerisinde yapmaya çalışan insanların bu DevOps katmanlarına daha kolay adapte olacaklarını göreceksiniz. Bir de script dillere karşı aşinalığı veya eğilimi olan arkadaşlarınız. Yani Bash scripting olsun, Python olsun. Bunlarla haşır neşir olmayı bilen, kendi kendine zaten Bash scriptlerle küçük otomasyon günlük hayatını kurtaracak Python scriptleriyle, Bash scriptleriyle, zaten günlük hayatında kendi kendine otomasyon scriptleri yazı veren, eli öyle şeylere gidiveren insanlar için CMake öğrenmek zor bir şey değil. Makefile'ın notasyonunu öğrenmek hiç zor bir şey değil. Hele Jenkins file'ın Groovy diye bir başka bir script dil var. Jenkins file'ın o deklaratif notasyonunu anlamak ve onun script notasyonunu anlamak, adapte oluvermek, doküman üzerinden, example'lar üzerinden, örnekler üzerinden hemen pıt 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 adımlar atmaya başlayıvermek hiç zor değil arkadaşlar. Linux işletim sistemine sunucu tarafından haşır neşir olan, scripting'e, script dillere aşinalı olan insanlar hemen DevOps'a acilen bulaşsınlar bu katmanları. Tıkır 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 bir bakmışsın 2-3 yılda bir sürü katmanı veya uçtan uca anahtar teslim hakim olmuşsunuz. Sonra bakacaksınız. Allah Allah. Ben bir gömülü yazılım mühendisi olarak bu şirketim için bazı DevOps işleri yapıyorum zaten. Allah Allah, bu tam zamanlı da bir işmiş aynı zamanda diye bakacaksınız. Sağda solda DevOps Engineer ilanları göreceksiniz. İyi mi? Maaşlarına bakacaksınız. Allah Allah diyeceksiniz ya. Neymiş arkadaş bu iş? Biz işin yanında iş olarak yapıyoruz bunu. Tam zamanlı bir iş miymiş bu diyeceksiniz. Versiyon kontrol desen git. Biliyoruz CMake, build tool'lar, makefile'ın CMake'ini biliyoruz. Statik analiz biliyoruz, unit test yaptık biliyoruz. Bunları üst üste koyduk. Bunları da Jenkins'te orkestre ettik. Zaten VirtualBox sunucu bilgimiz vardı. Doksijen dokümantasyon tarafında bilgimiz vardı. Docker ekledik üstüne bunları. Docker'ın içerisinde paketledik. Jenkins'te orkestre ettik. Evet arkadaşlar, böyle bir tam zamanlı iş var. Özellikle ama backend büyük sunucu işlerinin olduğu. Docker
imajlarının bizim gibi geliştirme safhasında kullanılmadığı, Docker'ın ürün, çalışan ürün olarak kullanıldığı. Yani nasıl Virtual Appliance var, bir sanal ürün, sanal işletim sistemi içerisinde ürün veriyordu. Mesela network firmaları filan. Onun gibi mesela Docker olarak ürünlerini deploy eden müşterisine firmalar, yani sahadaki kurulumları da bunların container bazında ve DevOps onlar için hem CI hem de CD, Continuous Integration hem de Continuous Delivery. Bu tarz backend işleri yapan firmalar veya bu işi ne kadar büyük yapıyorlarsa o kadar DevOps'a ihtiyaçları olacaktır. Onlar için DevOps inanılmaz hayati. Bir de onlar için belki konfigürasyon yönetimi gibi daha başlıklarda olacak. Ansible'lar, şunlar bunlar. Daha başka birçok katman da kullanıyor olacak. Evet, tam zamanlı da bir ama gömülü sistem için halihazırda zaten dediğim gibi Linux'a aşina, scripting dillerine aşina, versiyon kontrolü kiti iyi bilen insanlar için örneğin kalabalık bir embedded ekibi olsun. Bunların içerisinden gönüllü bir DevOps team, DevOps takımı, DevOps'tan sorumlu insanlar aynı zamanda developerlıklarını sürdürürken aynı zamanda DevOps işlerini de sürdürebilirler. Yani öyle core developer işleri yapıyorken cepheyi terk etmeyin. Baktığınız DevOps'tan zaman geçmiş diye. Ama siz bunu cebinize koyun. Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki vazgeçersiniz. Embedded'den bir gün gidersiniz. Bir DevOps engineer'lıkta canınız ister yaparsınız. Cebinize koyun. Genel geçer şeyler bunlar. Şimdi Yocto için de bu pipeline'larda yer var. Ben linklerde bir iki linkte koyacağım. BMW'nin, Intel'in Yocto üzerine de Yocto'yu nasıl Jenkins içerisinde orkestre ettiklerini, Bitbake'i nasıl kullandıkları vesaire bir şeyler var. Yocto zaten kendi yapısı gereği, Yocto'nun kendisi bir işletim sistemi boyutunda bir build tool olması dolayısıyla zaten Bitbake ki düşünün. Bitbake halihazırda zaten bir continuous integration içerisine dahil edilmeye oldukça uygun bir tool zaten yoktu. Evet. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Eğer bir alt kırılım bir konu daha konuşmak istersek kafamda bir iki bir şey olabilir. Daha sonra tekrar bir trend kritik daha yaparız DevOps üzerine. Şimdi bu kadar yeter. Artık kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.